geceler. Oo, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler. Teşekkürler. Nerelerdesiniz siz Kloy Hanım? Görmüyoruz. Siz versene Cengiz. İyi akşamlar. Merhabalar. Öyle gör. Bir yandan yolda durdunuz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz Kloy Hanım? İyiyim ben de. Beyefendiler? Benim arkadaşlarımın... 16 yapıyorlar. Yurt dışından mı yoksa buradan arkadaşlarınız mı? Yok, yurt dışında aslında benim arkadaşımın sevgilisinin arkadaşları. Yani yurt dışından biz de bir yerde bırakacağız şimdi. Bana mı? Teşekkür ederim. Nasılsınız peki? Bitti mi çekimler? Film çekimleri bitti. Geçen hafta bitti. Nisan'da vizyonda olacak. Hababam Sınıf ikinci film. Mehmet Ali Erbil de ufak bir rolde oynadı. Görüştünüz mü siz de kendisi? Ben görüşmedim, yok. Biz aslında Kıbrıs'ta çekim yaptık. Ondan sonra ben Fransa'ya gittim. O günlerde Mehmet Ali Erbil o çekime günlerde. Aynen. Peki İstanbul'da kalacak mısınız yoksa tekrar dönecek misiniz? Yani her zamanki gibi işlerim varsa gideceğim, tekrar geleceğim ama buraya her zaman. Geçtiğimiz günlerde Serdar Bey'le bir fotoğraf yüzünden bayağı tartıştığınız ve şiddetli bir telefonda kavga ettiğiniz söylendi. Kim söyledi? Yani biz öyle duyduk da. Okey ama... Bir fotoğrafın paylaşılmasından galiba çok rahatsız olmuş. Yok. Öyle bir şey olmadı. En son ne zaman? Yani böyle haberler sizden öğreniyorum sürekli. Peki aranız nasıl? Şu an Serdar Bey'in son açıklaması boşandığım için mutluyum gibi, iyi ki boşanmışım gibi bir şey söylendi. Zannetmiyorum ama onu sorması lazım. Ne? Aslında bizim sıkıntımız yok. Daha dün gece yemek yedik beraber. Tabii ki. Tam anlamıyla arkadaş oldunuz mu? Peki yoksa içinizdeki aşk devam ediyor mu? Ben ona yani her zamanı saygılı duracağım ve benim yani hala en yakın arkadaşım gibi bakıyorum. Peki yeniden bir evlenme teklifi ederse size kabul eder misiniz? Öyle bir şey düşünmek gerek yok şimdi yani. Şimdi biz gayet iyiyiz böyle. Serdar'a falan koydurmuşsunuz, doğru mu? Efendim? Konuşma yasağı hakkınızda Serdar Bey'in. Öyle haberler çıkmıştı. Öyle haberler çıkmış ama öyle bir şey yok ortamızda. Peki öyle Serdar Ortaç'ın şu an hayatında birisi olduğu iddia ediliyor. 80'ler dizisinde oynayan Leman Devran. Hayatında birisi varsa siz nasıl karşılarsınız bunu? Bilmiyorum, yani yorum yapar mısınız? Arkadaşım diyorsunuz çünkü yok. Şu an. Evet, benim haberim yok. Peki sizin sevgiliniz olsa Serdar Bey'le tanıştırır mısınız? Ya hiçbir şey olmadı daha. Bence olduğu zamandı yani, böyle yok, şeyler. Yok peki hani var mı aklınızda öyle düştü? Hiç konuşuyor yok, musunuz? Yok, hiç hani, konuşmadık. İlişkileriniz olsa birbirinize paylaşır yok, mısınız? Yok, daha yeni her şey. Yani ben kendimi tekrar tanışmaya çalışıyorum. Yani kendimin işlere bakmaya çalışıyorum. Daha öyle bir şey düşünmedim yani. Peki Serdar Ortaç'la birlikte siz Türkiye'de tanındınız ve hala onunla birlikte tanınıyorsunuz. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Hala Serdar Ortaç'la anılmak. Boşandınız ama hala Chloe Serdar Ortaç'ın eski karısı olarak. Çünkü her şey yeni. Ama ben ilk günden beri kendimin işlerimi yapıyorum ve öyle devam edeceğim yani. Bu işler tabii ki devam edecek. Ne zamana kadar belli değil. Yani bakalım, rahatsız etmiyor. Sadece yanlış haber rahatsız ediyor. Peki son olarak bugüne kadar boşandıktan sonra Serdar Ortaç sizi arayıp da şunu yapma diye hiçbir şey söyledi mi? Yani size hiç müdahale etti mi? Boşandıktan sonra sizin hayatınıza hiç müdahale etti mi? Yok. Hayır ya. Yani yasakladı mı bir şey? Yok, yasaklamak olur ya da hani bir tartışmak, şunu yapmaman lazım. Şunu yaptın mı? Yapma abi, sensin gecenin. Yani evlendiği zaman da bir şey karışmadı. Aynı şekilde bu zamanla karışmıyor. Yani birbirimize saygılı duruyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ha? Ben fotoğrafı geldim mi? Ya son soru. Ya Chloe Hanım son olarak doğru ya. Getir bir saniye. Bugün Emre Kaya'yı tanıyor musunuz? Sanatçı Emre Kaya. Onunla ilgili bir aşk haberiniz çıktı, biliyor musunuz? Wow. Göstermem lazım onu size çünkü haber lütfen. Daha bugün bütün çıktı. Bütün haberler sizden öğreniyorum. Çok pardon. Emre Kaya'dan Serdar Ortaç'a tepki, ben yengeci değilim diye. Tanıdıkları vasıtasıyla kulağına gelen söylentilere isyan etmiş Emre Kaya'da. Tanıyor musunuz kendisini, sanatçı? No. Aşk haberi sizce neden çıkmış olabilir?
daha iyi biliyorsun. Hayır. Ya tanımıyorsunuz ama değil mi siz? Tanıyamıyorum, evet. No. Tamam, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Ama yani geçtim. Şarkıları biliyorum ama insan olarak tanıyamıyorum. Hiç buluşmadınız, hiç görüşmediniz. Hiç yok. Yani mesela bir şarkısını o zaman söylesenize bize. Bilmiyorum aslında Türk müzikleri ama insan olarak tanıyorum. Görüşürüz. Wow.